Yani Nazlı eğer senden öğrendiyse o zaman bu haberde bir parmağı olamaz o. Yok, yok. Hiçbir parmağı yok. Ben eminim yani ondan. Abicim kız zaten son zamanlarda sadece işe odaklıydı. Ona bu iş patladı ya. Ne şanssız kız abi. Çok üzülürüm kıza ya. Sen hiç üzülme bence kardeşim. Sen kendine üzül. Bu işin altından senin boş boğazlığın çıkarsa... bak seni yemin ediyorum yakarım. Öyle mecazi anlamda değil. Harbi harbi yakacağım seni bak. Utanacaksın abiciğim. Ben utanayım. Bu söylediklerinin hepsinden utanacaksın abiciğim. Ben haklı çıkmayayım. Utandır beni. Tamam. Tabii. Lütfen. Evet öyle oldu. Sahte bir ilişki olarak başladı her şey. Ama sonra yani biz birbirimizi tanıdıkça bir aşk doğdu yani. Biz sevmeye başladık birbirimizi. Gerçekten. Sen bize hiç yalan söylemezsin. Hiç. Tabii canım bu ailede ben dururken sana mı düştü yalan söylemek? Asya niye öyle yaptın ya? Nazlı. Bakın, yani biliyorum yanlış yaptık ama öyle icap etti. Çok zor durumda kalmıştık. İkimizin de kötü bir niyeti yoktu. Bu işin iyi niyetlisi de nasıl oluyorsa artık. Ablam, hadi annemlere söylemedim. Ya bana nasıl söylemezsin? Pardon, siz kimdiniz? Bir bakayım. Asya'nın ablası. Asya ablalarına güvenmiyor ama. Siz de elendiniz Handan Hanım. Bir Nesrin değiliz sonuçta. Doğru. Ya da bir Zeynep olamadık. O da mı biliyor? Evet. Bravo gerçekten. Nazo yeter. Yetmez. Niye yetiyormuş? Yetmez. Hepiniz bana bir özür borçlusunuz biliyorsunuz değil mi? Her şey dileseniz ne olacak? İnsanı da en çok ailesinin güvenmemesi koyuyormuş yani. Ama yaramı öyle kapatamazsınız artık. Ne özrünüz ne de o timsah gözyaşlarınızla açıkladığınız doğrularınız. Abla, bakın tamam hata yaptım biliyorum. Yani ama artık oynadığımız oyunun, söylediğimiz yalanın hiçbir önemi yok. Biz seviyoruz birbirimizi. Gerçekten seviyoruz. Oyun bitti, yalan bitti. Zaten kanıt falan da olmayacak, göreceksiniz. Benim anlamadığım, Asya'nın ailesi bunu nereden öğrendi? Annem gidip Şerife teyzeye söylemiş. Yani neden söylemiş hiçbir fikrim yok. Kendisi burada soralım. Yok canım artık bunun için çok geç. Yani ok yaydan çıktı, testi kırıldı artık. Bence de öyle. Biz de o yüzden Suzancı'nın oturup bir beyin fırtınası yaptık ve bir çıkış planı bulduk. Güzel anlat, dinliyorum. Şöyle yapıyoruz. Tolga ve Asya hemen ayrılıyorlar. Sadece sette görüşecekler. Böyle magazinden uzak, söylenenlere kulakları tıkalı böyle izole bir hayat. Böyle. Hmm. Öyle mi? Abi, ben Asya'ya evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Biz birbirimizi seviyoruz. Böyle ayrılmak falan söz konusu değil. Öyle bir şey yok. E güzel, tamam o zaman. Bakın. Bazen fırtınadaki en güvenli yer fırtınanın merkezidir. Tolga'nın dediğini yapacağız o zaman. Yani evlenin, tamam yalandı, gerçek oldu değil evlenin. Aynen abi. Ve böylece gelecek olan tepkiler de zamanla azalacaktır. Ne dersiniz? Abi zaten bu konu niye bu kadar uzadı ben onu da anlamadım yani. Bu öyle kolayca kapatılacak bir mesele değil. Öyle evlenelim deyip kapatılacak bir mesele hiç değil. Çünkü milyonlar kandırıldı değil mi? Hem biz nereden biliyoruz bu evliliğin gerçek olduğunu? Bir kere güvenimiz sarsıldı. O yüzden en temiz benim söyledim. Abi. Hı. Asya'da ben de çok kararlıyız. Çok eminiz kendimize. Sen bizim arkamızda durursan biz bu işin üstesinden geleceğiz. Nasıl geleceksiniz? Ha? Kabul edecekler mi artık seni? Asya da istiyor anne. Kabul etmemek gibi bir şansları yok. Tamam Tolga, siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Evet. Tamam, kabulüm ben. Bunu konuşalım o zaman. Hı. Güzel.
Evet, yani her şey kötü başladı. Yani belki bir yalanla başladı ama bakın mutlu son oldu. Yani burada millet ne diyecek falan hiç kafanıza takmayın bunları. Bizim yapmamız gereken onların yanında yer almak olacaktır. Hızlıca düğünümüzü yapalım ve bütün bu dedikoduları bir şekilde yok edelim. Ama bakın en önemli şey Asya'ya duyulan güvenin sarsılmaması. Yani halk ona inandı, halk onu sevdi. Ama bizim yalanlamalarımıza rağmen insanlar buna ikna olmadılar. Yani bu yüz bakım maskesi de bu işin biraz tuzu biberi oldu. Cengiz vardı, Cengiz ne oldu? Ha? Kanıt kanıt diyordu. Bak sesi soluğu çıkmıyor mesela. Benim dediğime geldi mesela yani boş attı. Dolu tuttu ama ha Tolga. Siz bu konunun üstünü ne kadar kapatmaya çalışsanız da çıktı işte ortaya. Ya tamam canım orası öyle de yani bence istersen bu konuyu kapatalım. Uyandırmayalım kimseye. Biz uyandık Bahri Bey. Biz uyandık. Ne kardeşimize güvenir olduk. Ne de... Neyse. Kapatalım bu konuyu en temiz bu. Yani en temizi aslında bu işi bitirmek. Ne bakıyorsunuz öyle? Yani bu mesele ikinize de zarar verecek. Ben sana katılıyorum Suzan'cığım. Herkes yorumunu yaptı maşallah. Kimse Asya'ya sormuyor ama. Bir de Asya'ya soralım bakalım. Ne diyorsun bu yalana tamam mı devam mı? Bu yalan benim en güzel gerçeğim oldu. Artık gerçeklerle devam edelim bence. Müsait misin annem? Gel anne sorulur mu? Ne oldu hanım? Sen neden böyle boynu bükük oturuyorsun biliyorum ben. Niye üzdün Nesrin'i? Ne? Nesrin'i niye üzdün? Niye üzeyim ki? Ben... Ne oldu ki anne? Kadir bak o... O kız sana çok güzel bakıyor annem. Sen de onu görünce böyle bir telaşlanıyorsun. Şeklin şemalin değişiyor anlıyorum ben. Fark ediyorum. Tamam başta bak uygun değilsiniz dedim. Yakıştıramadım sizi. De uygun gördüklerimi de kandırınca zaten. Ama siz öyle değilsiniz yani. Anne. Bitti o iş. Kadir. Git o kızın gönlünü al anne. Al o kızın gönlünü. Bir de seninle uğraşma. Asya, biz aileydik ya. He Nazlı, can yoldaşıydık birbirimizin. Birbirimize sırlarımızı söylerdik, dertlerimizi bölüşürdük. He? Ben sizden hiçbir şey gizlemedim. Hiçbir şey. Tamam. Belki o kıldıma kapıldım gittim. Belki ihmal ettim sizi. Belki iyi abla olamadım ama... O Zeynep kadar, o Nesrin kadar olamamayı da hak etmedim be ablacığım. Yok bak. Vallahi seni suçlamak için söylemiyorum. Üzül diye demiyorum yani.
Ama dertlendim ben de. Üzüldüm birazcık. Ne yapayım, gene buraya geldim, size geldim. Yarım akıllı ablana yine güç ver, destek ol diye buraya geldim. Ben başka türlüsünü bilmiyorum ki. Başım sıkışınca aileme sığınmayı biliyorum sadece. Eğer başka türlüsünü bilseydim, o zaman kendi yuvam olurdu ya, kendi evim olurdu. Ama yok, ben bu kadar buyum. Ama siz gene de bana gelin, değil mi? Yani başkalarına gitmeyin. Ben elimden geldiğince yükünüzü alırım sizin. Biliyorum ablacığım. Biliyorum, bilmem mi? Özür dilerim.